Çin hükümeti Pekin'de özel bir toplantı gerçekleştirdi. 2 gün devam eden toplantıya Çin'in yurt dışındaki büyükelçilerinin yanı sıra belediye başkanları ve milletvekilleri de davet edildi. Son zamanlarda yapılan özel toplantıların en büyüğü olarak gösterilen bu toplantıda sözde Çin Başkanı Xi Jinping'in düşünce metodunun esas alınması ve yurt dışındaki Çin vatandaşlarının yani Uygurların sıkı takip edilmesi ele alındı. Çinli turistler Malezya'da Malezya'nın en büyük camisi Milli Cami önünde minnet ekle dans edince olaya halkın tepkisi geç kalmadı. Yapılan şikayetler üzerine polisler olaya müdahale etti. Turistler karakolda alınan ifadelerinde daha önce yapılan uyarı ve hatırlatmaları dinlemeyerek cami önünde minnet ekle bilinçli olarak dans ettiklerini itiraf ettiler. Çinlilerin Malezya'dan yurt dışı edildiği belirtildi. Çin'in Doğu Türkistan'da geçen yıldan itibaren yürürlüğe koyduğu sözde eğitim merkezi adı altındaki hapishaneler uluslararası kamuoyunda kınanmaya devam ediyor. Son olarak Kanadalı aktivist Xuan Chang yayınlanan makalesinde bugün Uygurların başına gelen baskının yarın Çin'de yaşayan herkesin hatta bütün Çinli vatandaşların başına geleceğini de yazdı. Washington Post gazetesinin 28 Haziran baskısında yayınlanan bir makalede Trump hükümetinin Doğu Türkistan'da şiddet estiren Chin Shuangbo gibi Çin memurlarının kişilik hukukuna ve insan haklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde mahkeme önüne çıkartılıp ceza verilmesinin mümkün olacağı kaydedildi. İran'da sular durulmuyor, halk sokağa indi. İran'da yaşanan ekonomik kriz sonrası kepenk kapatan esnaflar hükümeti protesto etmişti. Şimdi de halk musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran sıfır tolerans politikasını eleştiren yüz binlerce kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yerlerindeki 650'den fazla noktada sokağa çıktı. Japonya'da özel bir şirket tarafından geliştirilen roket kalkıştan hemen sonra infilak etti. Düşük maliyetli uzay taşımacılığı hizmeti vermek için çalışmalar yapan Interstellar Teknoloji şirketinin Japonya'nın Hokkaido bölgesinde cumartesi günü yaptığı deneme uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı. 10 metre uzunluğundaki roketin motorları kalkış yaptıktan yaklaşık 4 saniye sonra arıza vererek durdu ve yere çakılan uzay aracı şiddetli bir patlamayla parçalandı.